duruş bozuklukları oluyor. Özellikle küçük yaşlarda başlıyor bunlar. Ve bu yaşlardan itibaren aslında bu farkındalığı elde etmek bence çok büyük kazanç olacak. Başlığımı açıyorum ve ben başlığımı kapatıyorum. Kaçınmayın. Aynen. Bana doğru çekin. Güzel. Şimdi kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırın. Evet. Tekrar uzanana doğru, iyice uzan. Omuzu bitirebilir, omuzlar çalışsın. Ve şimdi gel geriye doğru, kürek kemiklerini iyice birbirine doğru ve omuzlara doğru yaklaştır. O zaman birini de yapınızı açmayacağım. Ben bastıracağım ve tutmanı istiyorum. Tutamadı. Ben ondan daha güçlü olduğum için değil. Evet, şimdi tekrardan öne doğru al. Ve omzunu geriye doğru yuvarlamanı istiyorum ve yere aşağı doğru bastırmanı istiyorum. Evet. Evet, burada kaldım mı? Şu anda öncelikle bütün babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Onlara sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Evlatlarıyla ve aileleriyle geçirebilecekleri. Bu nereden çıktı? Aslında çok basit. Yaşam aslında çok güzel. Hayat çok güzel. Tabii keyif alabilen için çok güzel. Yaşam içerisinde ister istemez birçok zorluklarla insanoğlu karşılaşıyor. Ve bu zorlukların üstesinden gelemediği zaman sonuçtan hiç istemediğimiz boyutlara ulaşabiliyor. Yani toplum zaman zaman bir sinir, öfke içerisinde ve sinirini, öfkesini kontrol edemediği zaman şiddete dönüşüyor. Hani bu kadına yaptığımız zaman biz bunun adına kadına yönelik şiddet diyoruz. Çocuklara yapıldığı zaman çocuğa karşı şiddet diyoruz. Hayvanlara karşı yapıldığı zaman hayvana karşı şiddet diyoruz. İşte trafikte yapıldığı zaman trafikte şiddet diyoruz. Çevreye karşı, doğaya karşı yapıldığı zaman çevreye karşı şiddet diyoruz. Yani bunu hangi şekilde tanımlarsak tanımlayalım, şiddet sonuçta insanoğlunun hak etmediği ve hiçbir zaman sonucunu istemediğimiz bir olay. Bundan dolayı da mümkün olduğu kadar bundan kaçınmamız, yani öfkemizi, sinirimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor. Hani Sezen Aksu diyor ya şarkısında, ah bu ne sinir, ne öfke, aman bu ne acele, bu ne telaş, herkes birbirini boğacak, bu gidişte sonumuz ne olacak? Ölümlü dünya, ölümlü insan, sinirlerine hakim ol, sakin ol, sinirlerine hakim ol diye bir şarkısı var, uzayıp giden bir şarkı. Gerçekten toplum öfkesini, sinirini kontrol edemediği zaman şiddet boyutu çok üst safhalara gelebiliyor. Yani biraz önce ifade ettiğim toplumumuzu istemediği bir şey. Halbuki bizim kültürümüzde, bize öğretilen, büyüklerimizden öğretilen, kültürümüz içerisinde bir öğreti olarak kabul edilen bazı şeyler var. Diyor ki, öfkesini kontrol edemeyen insan zararına katlanır. Yine aynı zamanda Yunus Emre'nin işte sevelim, sevilelim ama öncelikle sevilmek için sevmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde Mevlana'nın hoşgörüsü var. Biz neden Mevlana'nın hoşgörüsüyle insanlara yaklaşmıyoruz? Toplum neden
böyle bir hoşgörü içerisinde birbirlerine saygı ve sevgi göstermiyor. Gerçekten bu üzerinde durulması gereken konular olduğunu özellikle düşünüyorum. Bu anlamda biz bunu yaparken özellikle babalar gününde babaları bir araya getirerek çocuklarıyla beraber işte toplumun daha huzurlu bir ortama nasıl kavuşabilir? İnsanlar daha hayatı sevecen karşılayabilir, daha iyi mutlu olabilir. Çünkü mutluluk endeksine baktığımız zaman dünya üzerindeki yapılan çalışmalarda Türkiye'nin çok gerilerde olduğunu gözlemliyoruz. Halbuki yaratan gerçekten çok güzel bir vatanı bizlere emanet etmiş. İşte atalarımız bu vatanı koruyarak bizlere miras olarak bırakmış. İnanılmaz güzel bir vatanda yaşıyoruz. Ama neden bu vatan üzerinde yaşarken huzurla, mutlulukla bunu yaşamıyoruz? O yüzden istiyoruz ki insanoğlu karşılaştıkları zorluklarda, mutlaka hayatta kolaylıklar da var, zorluklar da var. İşte öfke ve sinirlendiği zaman bunu şiddete dönüştürmeden kendi iç dinamikleriyle hareket etsin ve öfkesine, sinirine dur desin. Yani kısacası şiddete dönüşmesin. Çünkü öfke ve şiddetin, öfke ve sinirin sonucu olarak şiddet istenilmeyen bir durum. Kişi yaptıktan sonra zaten kendisi de pişman oluyor. O yüzden böylesi karşılaştığı bu durumda işte kendi iç dinamikleriyle hareket etsin. Kendisini dinlesin istiyoruz. Çünkü yaratan insanoğlunu güzel yaratmış. O yüzden hep güzellikleri yaşayalım, güzellikleri paylaşalım istiyoruz. Bu bir bugün için bir farkındalık çalışması oldu. Aynı zamanda 21 Haziran Dünya Yoga Günü olarak kutlanıyor. Bunu da bu anlamda bir yoga etkinliğinde insanımızı, babaları bir araya getirdik. İnşallah önümüzdeki hafta da kadınlarımız yine aynı şekilde hocamız eşliğinde böylesi bir eğitimde bir araya getirmiş olacağız. Kısacası karşılaştığımız zorluklarda kendimizi dinleyerek, iç dinamiklerimizle hareket ederek, kendi özümüze dönerek, öfkemizi, sinirimizi kontrol ederek bunun dışarı taşmasını önlemek istiyoruz. Bu anlamda da bir farkındalık çalışması yaptık. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bu kadar teknolojinin, uyaran ve çeldirinin arttığı ve kendimizden uzaklaştığımız bir zaman diliminde kendi vakit ayırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendi bedenimize ve düşüncelerimize ve zihnimizden geçenlere odaklanma bizim normalde gün içinde çok yapabildiğimiz bir şey değil, ötelediğimiz bir şey ya da farkında olmadığımız bir şey. Yorucuydu. İlk başta eğlenceli. Sonra biraz yoruldum. Şimdi öfke gitti. Biraz eğlendim. Çok yorucu olmasından çok eğlenmedim. Aslında amacımız biraz daha buydu bizim. Yani hem küçük yaş grubundan başlayarak, yani çocukların katılma sebebi de buydu. Büyük yaş grubuna kadar bedensel farkındalıklarını yaşamak ve aynı zamanda böyle içsel ruh ne demek? Hani biraz daha o enerji bedenini de aslında keşfetmekti amaç. Küçük de olsa birazcık böyle deneyimlemiş oldular. Benim için çok farklı bir deneyimdi. İlk defa hani böyle babalar bu kadar erkek ve bu kadar kişi arasında yapmış olduk. Hani daha kalabalık gruplarda yaptık ama bence amacı çok güzeldi. Yani hem küçük yaş grubundan başlaması hem de babalara hitap ediyor olması, babalar günü de olması çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.